Başım kellik çıkamadım okluğu, beni bir ölüden bir babanın yokluğu derdi. Annem orada ağlıyordu, arpe günleri gidiyorduk. İyi söylerdi oralarda. İşte böyle 1941'de babam Keygavuna gitmiş 14 kişiyle. 14 kişiyle o gün gitmişler mağaraya, keyik düşmüş. Her gün 17, 18, 20 arkadaşlarıyla beraber geyik avına gidiyorlar. Giden gelmez dağlarının yaylacık mevkisinde. 3 tane geyik önlerine çıkıyor. Bir mağaraya çığla düşüyor. Akşam oluyor. Diyorlar ki yarın geliriz, bu geyikleri burada alırız. Babam ava hazırlanacaktı. Fakat dedi ki ben bir rüya gördüm. Bir Arap'la bir güreş yaptım. Ne o beni yenebildi ne ben onu yenebildim. Bir dağdan aşağı yuvarlandık gittik. Annem dedi ki sakın ha dedi, benim rüyam senin rüyandan daha keskin. Evimizin duvarı çöktü, yani çatısı çöktü. Sakın ha dedi. O 8 yaşında ben olan Ömer, ben de rüya gördüm dedim. Ben demir parçaları topladım, ellerim donuyordu. Ne yaptıysam ısıtamadım ellerimi. Eğer bu soğukluksa sakın gitme baba, öksüz kalma, yetim bırakma bizi dedim. Vardıkları zaman o kayalıcık mevkiinde o 3 köyün düştüğü kovuğa bakıyorlar. Bakıyorlar ki 2 katlı bir bina şeklinde, yani 8 metre, 7 metre. Herkes takır, 8 kişi atlıyor. Diyorlar ki burada geyik yok ama ileride bir mağara var, oraya gitmiş. Oraya da inemeyiz, çekin bizi. İnerken atladılar ama çıkarka çıkılmaz. İple çıkılacak. O gün babamı ipe salmışlar aşağıya. Keyik yok diye bağırmış, bura karanlık, altından su akıyor demiş. Buhardan beni çıkarın demiş. 6 kişi çıkıyor. 2 kişi kalıyor. Oradaki toroslardaki taşlar adeta bir jilet gibi. Avallar düştüğü zaman yani bıçak bile bir şey olmuyor. O kadar keskin. Tecrübesizlik, deneyimsizlik bizi yetim bıraktı. 2 kişi kalıyor. Şaka yapıyorlar. Diyor ki o ben çıkacağım, sen çıkacaksın diyorken babam çıkayım diyor. Yani babam deneyimli, 38 yaşında, fazla ipe güvenmiyor da taşlara elini tutuyor. Bir arkadaşı son tuttuğu elde kaldırıyor. Ama korkuyorsun diyor. Çünkü o belki de onun birden öleceğini, başka bir mağaraya gideceğini düşünmedim. Çünkü 8 kişi daha evvel atmıştı, bir şey olmamıştı. Babam düşmesiyle o geyiklerin gittiği yere gidiyor. Aşağıda adam tutuverse tutacak. Ama kader ağını örüyor. Babam orada gidecek, biz yetim kalacağız. Rüyalar da yerini bulacak. Biz böyle öksüz kaldık. Her arpe gün, bayramın arpesinde bu dağın başına 2 saatlik yola çıkar, ziyarete çıkardık. Biz oraya babamı ziyaret, yalandan bir kabir yapmışlar taşıyla. Mağaranın ağzına varırdık, bağırırdık. 28 seneden geri benim ağabeyim gitti bunu, adam buldu, o kemiğini toplattı. Ben orada takriben hatırlayamadım, 30-40 kişiyle sabaha 2 saat kala, sabaha 2 saat, gece, kimsenin haberi yokken, kimse ailesine bile haber vermeyecek. O dağa tırmandık. 27 sene sonra oğlu Ömer Özen, onu çıkarmak için bile geldiler. Buradan kalabalık gittik. Vardı oraya, deliğe ben ipsiz indim. Arkadan da arkadaşlar da indiler. Babamın el üstünde kaldığını görüyor. Diyor ki, ben buldum diye ses geldi. Peki ses nasıl duyuluyor cümletli yukarıya? Kademelerde adamlar var ya. Onlar söylüyor, onu söylüyor, bize ses geliyor yukarıya. Onun beline ipi bağladım, saldım aşağıya. Sırtına da bir şey, lokus da yapmıyor, elektrikle. Sırtına bir keser, çuval bağladık, kemiklerini. Hatta kafası ilk düştüğü zaman da kafası şu kadar şey olmuş, delinmiş. Demek ki düşmüş, kan kaybından biraz aklı başına gelmiş, eli üstünde yatmış. Ama ölmüş. Kan kaybından ölmüş. Onu buldum dediği zaman dünyalar bizim oldu. Hem ağlıyorduk hem gülüyorduk. Aşağı yukarı ben 7-8 yaşındaydım. Bizim köyümüzde bir adam düştü.
Aşağı yukarı 27 sene sonra üç arkadaş indik mağaraya. 27 sene sonra kemiklerini çıkardık geldik.